Tüm insanlar merhaba. Ben Hazan. Türk Edebiyatı, özellikle de şiir, tarihinin en başıboş dönemini yaşıyor. Sahne o kadar kimsesiz kalmış ki önüne geçen ben şairim diye ahkam kesiyor. Şiiri kafiyeden ibaret sanan, araya entelektüel birkaç argo ekleyen, her iki kasket ve fularlara çok meraklı şair müşveddileri eminim ki bundan 30 yıl sonraya bile yetişemeyecekler. Beni dikkate alacak kadar ince düşünceli olduklarını sanmadığımdan açık konuşacağım. Şiir, Ataol Behramoğlu'nun yaşayan en iyi şair olarak anıldığı bir dönemden geçiyor. Hani yaşayan kelimesi kalksa liste sondan bile giremeyecektir belki. Fakat kendisini edebiyatın tahtında rakipsiz görüyor olması da şaşkınlık verici. Katıldığım bir söyleşisine 3,5 saat geç kalmış. Buna rağmen hevesimi kırmasına izin vermeyeceğime dair kendime söz versem de aç olduğunu, yemek yemeden konuşmayacağını söyleyince ben sözümü bozacağımı anlamıştım. Tostunu ağır ağır yedikten sonra birkaç şiir okudu ve hemen ardından daha fazla konuşmayacağını, eğer herkes tadını aldıysa hemen imzaya geçmemiz gerektiğini söylemişti. Evet, pekala, buraya kadar yaptıkları bir satış sorumlusu da yapabilirdi. Şiirlerini okumadan yalnızca şöhretine kapılanların söyleşilerine katılmasını kesinlikle tavsiye ederim. Kendisine imza esnasında ilk kez ne zaman şair olduğunu düşündüğünü sorduğumda lisede ilk şiirimi yazdığım andan beri biliyorum dedi. Ben lisede Cumhuriyet Gazetesi'ne gitmiştim. Erdal Atabey'i ziyaret ettiğimde bana birkaç şiirimi okuduktan sonra sen şairsin dediğinde bile bu duyguya bu denli emin bir şekilde kapılmamıştım. Doğrusu Ataol Behramoğlu'ndaki özgüven bir şairin başına gelmesinden en korkması gereken duygudur. Şiirlerimden ettiğim her bir şüpheden ötürü kendimle gurur duymamı sağladığı için kendisine teşekkür ederim. Yakın zamanda Bozcaada'da Ozan'ın Günü ve Homeros'un okumalarına katıldım. Bozcaada ikliminde şiir tadımında bulunmak inanılmaz bir zevkti. Solumuzda Bozcaada Kalesi, önümüzde yükselen tepede değirmenler ve hemen arkamızda masmavi bir deniz. Biz denize verdik sırtımızı, oturduk iskemlelerimize. Konuklar ve ev sahipleri çoktan yerini almıştı. Saygıdeğer Cevat Çapan, zarif bir beyefendiydi. Kendisine hakkını teslim etmeden yazıya devam etmem mümkün değil. Program boyunca memnun veya değildi, bunu bilemem. Fakat bir an olsun yüz ifadesini bozmadı, saygıyla dinledi. Şiir severleri bir araya getiren böylesi güzel bir ortamın yaratıcılarından olan Cevat Çapan'ı daha çok dinleyeceğim bir an yakalamayı çok isterim. Kendisinin şiirlerini okumak, dinlemek müthiş bir zevk. Ayrıca sadece o yok, Çin'den gelen iki yegane şair de oradaydı. Onlar da inanılmaz yetenekli ve inanılmaz beyefendilerdi. İsimlerini yanlış telaffuz edersem bana darılmasınlar. Buradan saygılarımı iletiyorum onlara da. Chao Shi ve Yang Dian unutulmaz bir deneyim yaşattılar bize. Biz onların şiirlerini önce Çince dinledik onların ağzından. Hemen ardından çevirmenimiz Türkçe bize aktardı. Ve bir şiiri, uzaklardan gelen bir şiiri, hiç bilmediğimiz bir dili dinlemek, hemen ardından da onun Türkçesini duyabilmek mükemmel bir deneyimdi. Ve ben bir ön yargımı da yıkmış oldum o esnada. Başka bir dilin şiirini özümseyebilme konusunda tereddütlerim vardı ve bunu yıktılar. Yabancı dildeki şiirlere uzanacak olan yolu da bana açtıklarına inanıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Fakat sesli çeviri kullanan çevirmen hanım İngilizce çevirdeki saçmalıkları da gözden kaçacak gibi değildi. İngilizceyi dizilerden öğrenen biri bile bu çeviri karşısında hayret eder fikrimce. Yani çok bariz hatalarla beraber, yani keşke birazcık bunun için hazırlanılsaydı. Olsun. Çarşıya ve yaklayan şiirlerini ayakta okuyup bizim dilimize teşekkür ederek yerlerine dönerken gel gelelim yılın ozanı olarak gelen Fatih Nezihe Dara. Kendisi bir oturdu, pir oturdu. O hele ki Piço Miço dizesinden sonra diğer şiirlerini dinlemeyi şiir kültürüme vermediğinden kendisi hakkında fazla yorum yapamayacağım. Kendisi Karadeniz çocuğuymuş, inadı meşhurmuş. Ben Deniz İstanbul'un Marmaris'ini tanıdım. Benim şiirlerim Beşiktaş Kadıköy vapurunda yazıla dursun. Kendisi Ataköy üstünde yazdığı şiirlerle başarılar dilerim. Ozan'ın Günü ve Homeros okumalarını oluşturan ve 22 yıldır sürdüren uluslararası boyut kazanmasını sağlayan Haluk Şahin'e de televizyon dünyasının getirdiği profesyonellikle tanışmamızı sağladığı için ayrıca teşekkürler. Mesela televizyonda süre bittiğinde yayın biter. Yılın Ozan'ı bunu her ne kadar kabul etmese de
bu profesyonellik çerçevesini sabırla kurduğu için Haluk Şahin'e de tebrikler, teşekkürler. Sözün özü, canım insanlar, meydan boş. Şiir kitaplarının okunma sayısı azaldıkça şair sayısı arttı. Sevgiler, görüşmek üzere.